Haberi Merkezi'nden, ATV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 15 Mayıs 2024 Çarşamba. Ankara dünden bu yana Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yapılan operasyon üzerinden devlete yönelik kumpas kurulduğu iddialarını konuşuyor. Süreç, emniyet ve yargıda yeni bir FETÖ yapılanması mı var sorusunu akla getirdi. Zira tıpkı 17-25 Aralık sürecinde olduğu gibi siyasete yönelik bir kumpas hazırlığı olduğu iki gündür yazılıyor, çiziliyor, konuşuluyor, dillendiriliyor. Gözler bugün Erdoğan'daydı. Cumhurbaşkanı Partisi'nin meclis grup toplantısında konuştu. Mesajları netti. Bürokratik vesayetin tekrar nüksetmesine fırsat vermeyecek. Kanun dışına çıkanlardan hukuk zemininde hesap soracağız dedi. Devamındaysa kuklayı da kuklacıyı da çok iyi biliyoruz. Biz buradayız, sapasağlam ayaktayız cümlesini kurdu. Cumhurbaşkanı'nın gündeminde Gazze'de yaşanan insanlık dramı da vardı. Bir kez daha Netanyahu Gazze kasabıdır diye konuştu. FETÖ'ye diyet borcunu ödemek için yeni kapı ruhunu baltalayanlar görüyoruz ki asla boş durmuyor. Siyasetteki tüm sermayesi insanları ayırmak olanların nereye varmaya çalıştığının idrakindeyiz. Kuklayı da, kuklacıyı da, oyunu kimin yazdığını da çok iyi biliyoruz. Biz buradayız. Dimdik, sapasağlam ayaktayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, suç örgütüne yapılan bir operasyon üzerinden devlete yönelik kumpas kurulduğu iddialarıyla ilgili konuştu. Çetin mücadeleler sonucu gerilettiğimiz bürokratik vesayetin tekrar nüksetmesine fırsat vermeyiz. Son dönemde gündeme gelen her hadiseyi tüm boyutlarıyla en ince detayına kadar takip ediyoruz. Kanunun dışına çıkan hatası, kastı veya marazı olan kim varsa hukuk zemininde hesabını mutlaka soruyoruz. Devlette yeni bir 17-25 Aralık süreci mi yaşatılmak isteniyordu? Ankara kulislerini hareketlendiren bu iddiaların üzerine toplandı AK Parti grubu. Emniyet içinde süren operasyonlar siyasetin de gündeminde. 3 haftalık aranın ardından meclis grubunu toplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajlar önemli. Gün oldu, vesayetçilere meydan okuduk. Gün oldu, eli kanlı terör örgütlerine meydan okuduk. Gün oldu, emniyet, yargı ve ordu içinde yuvalanmış FETÖ'cü alçaklara meydan okuduk. Bundan sonra da karşılarında dimdik durmaya devam edeceğiz. Hükümetimiz, ittifakımız ve devletimiz her zamankinden daha güçlüdür. Operasyonla ilgili MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın hedef alındığını söylemişti. Erdoğan'ın mesajı çok netti. Biz buradayız, yarın da burada olacağız. Cumhur İttifakı surlarında gedi kaçmak isteyenler olduğunu biliyoruz ve görüyoruz. Daha önce de bu tarz teşebbüslerle karşılaştık. Allah'a hamdolsun. Hepsinden güçlenerek çıktık. Fitne ve nifak odaklarına kesinlikle göz açtırmayacağız. Cumhur İttifakı daha da güçlenerek, saflarını sıklaştırarak, dayanışmasını artırarak yoluna devam edecek. Erdoğan'ın gündeminde Gazze'de yaşananlar, hedefinde ise İsrail vardı. Sözleri ayakta alkışlandı. Kimse bizden susmamızı, sözümüzü yumuşatmamızı beklemesin. Hitler bile Holokost'u yaparken bu kadar aleni yapmadı, bu kadar cüretkar değildi. Ne yaparlarsa yapsınlar. Biz bu katillerin, bu soykırımcıların, bu gözü dönmüş cinayet şebekesinin peşini bırakmayacağız. Hamas'a yönelik açıklamaları nedeniyle kendisine yöneltilen eleştirilere tepkisi ise sert oldu. Yahu sizde hiç mi vicdan yok? Bu terör devletini savunacak kadar mı ruhunuzu, kimliğinizi, kişiliğinizi kaybettiniz? Sanmayın ki İsrail Gazze'de duracak. Eğer durdurulmazsa vaat edilmiş topraklar hezeyanıyla gözünü er ya da geç Anadolu'ya dikecekler. İsrail Gazze'de sadece Filistinlilere saldırmıyor. Bize saldırıyor, bize. Hamas Gazze'de Anadolu'nun ileri hat savunmasını yapıyor. Bunu göremeyecek kadar kör müsünüz? Hamas'ın Filistin'in Kuvayi Milliyesi olduğunu söyledi. Bugün Hamas'a terör örgütü diyenler
100 yıl önce olsa inanın Kuvayi Milliye'ye de terör örgütü diyecekler. Tayyip Erdoğan olarak tek başıma kalsam da mazlumların hakkını savunmaya devam edeceğim. Cumhurbaşkanı grup toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını da yanıtladı. CHP genel merkezine en kısa sürede iade-i ziyarette bulunacağını söyledi. Yakın bir zamanda iade-i ziyaretimi yapacağım. Erdoğan meclisten ayrıldı. TOB İkiz Kuleler'de sergilenen TOG'un sedan modelini inceledi. Şoför koltuğuna oturdu. Yeni T10F modeliyle ilgili bilgi aldı. Ankara'da suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın gözaltına alınmasıyla başlayan sürecin ardından çarpıcı gelişmeler oluyor. Dosyada M7 kod adı verilen gizli tanık Serdar Sertçelik'in gündeme getirdiği devlete yönelik kumpas iddiaları derinleşti. Dün akşam külliyede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'la görüştü. Bugün soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 3 emniyet müdürü dahil 4 kamu görevlisi gözaltına alındı. Peki süreç nasıl bu noktaya geldi? İşte derinleşen soruşturmanın kronolojisi. Devlete yönelik kumpas iddiaları Ankara'yı alarma geçirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'la külliyede sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Olası darbe girişimi iddiaları Eylül ayında suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın yurt dışına çıkmak üzereyken Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınmasının ardından başladı. An itibariyle Türkiye'nin gündemine oturan soruşturmanın işte kronolojisi. Ayhan Bora Kaplan suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla gözaltına alındı, tutuklandı. Serdar Sertçelik örgütün 2 numaralı ismi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Soruşturmada M7 kod adıyla gizli tanık yapıldığı öğrenildi. Tutuklanmadı, elektronik kelepçeyle ev hapsi verildi. Ancak Serdar Sertçelik elektronik kelepçeye rağmen ev hapsini tam 9 kez ihlal etti. Üstelik o ihlaller belgelere yansımasına rağmen hiçbir işlem yapılmadı. Hatta 21 Kasım günü Serdar Sertçelik yanında ünlü bir fenomenle Ankara'da bir gece kulübüne gitti. Sabaha karşı gittikleri çorbacıdaysa ayağından vuruldu. İşte hastanenin verdiği rapor, 10 gün boyunca ayağın üstüne basması kalıcı hasara yol açabilir deniliyor. Bu da yetmedi. Serdar Sertçelik vurulmasından tam bir gün sonra ayağındaki elektronik kelepçeyle yurt dışına firar etti. Sertçelik yurt dışına kaçmasına da elektronik kelepçeye rağmen ev hapsini ihlal etmesine de operasyonu yürüten Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner'le yardımcısı Şevket Demircan'ın göz yumduğunu iddia etti. O polislerden Murat Çelik, Ayhan Bora Kaplan gözaltına alınırken de oradaydı. Kaplan kelepçelenirken başında duran takım elbiseli kişi oydu. Çete soruşturmasının 2 numaralı zanlısıyken gizli tanık olan Sertçelik, kaçtığı Dubai'de üst düzey 3 polis müdürüyle yaptığı görüşmelerin detaylarını deşifre etti. O polislerin zaman içinde ifadesine AK Parti ve MHP'li bazı siyasileri ve bürokratların isimlerini eklemelerini istediğini iddia etti. Dahası o görüşmelere ait olduğunu söylediği ses kayıtlarını paylaştı. Firari Sertçelik paylaştığı videolu mesajlarında ise, üst düzey 3 polisin ifademe hükümet yetkililerini dahil ederek darbe yapmak istediklerini tespit ettim iddiasında bulundu. Yaşananların ardından İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı. Mülkiye baş müfettişleri görevlendirildi. Müfettişler sabaha kadar 3 polis müdürünün ifadesini aldı. Açığa alınan polislerin evlerinde de arama yapıldı. Pek çok dijital materyale el konuldu. Müfettişlerin emniyet müdürlerine yönelttiği ve cevap bekleyen sorulardan bazıları da bunlar. Gizli tanık gözaltındayken kimlerle görüştürüldü? Elektronik kelepçe takılıyken ve evden ayrılmaması gerekirken nasıl rahat rahat dolaşabildi? Gözaltına alınmasında sakınca var raporu nasıl verildi? Ayrıca silahlı saldırıya uğradıktan sonra Cumhuriyet Savcılığı'nın tutuklamaya yönelik gözaltı kararı neden yerine getirilmedi? Taburcu edildikten sonra evinde gözetim altında olması gerekirken yurt dışına nasıl kaçtı? Kaçmasına kim veya kimler yardımcı oldu sorularının cevapları da araştırılıyor.
Sert Çelik'in kumpas iddialarının ardından başlatılan inceleme derinleşti. Sadece emniyet içindeki yapılanma değil, iddiaların yargı ve medya ayağı da incelemeye alındı. Soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 3 emniyet müdürü dahil 4 kamu görevlisi gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki operasyonda il emniyet müdürü yardımcısı ile organize şube müdürleri görevlerinden alınmıştı. Kumpas soruşturmasında bugünse gözaltılar oldu yine. Peki büyük resim neyi anlatıyor? Bu kumpasta plan neydi? Yanıtı Özlem Aktay araştırdı. Aslında 17-25 Aralık'ın bir versiyonu. O dönemde de gizli tanıklar vardı, yasa dışı dinlemeler vardı, üzerinde oynanan tapeler vardı. Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında karanlık eller devrede. İşte kirli planın en büyük kanıtları. Toplamda 24 dakikalık 7 ayrı ses kaydı, gizli takip ve zorla ifadeye ekletilmek istenen siyasi isimler. Tüm bu yaşananlar aslında tanıdık. Bu noktada akla gelen soru da şu, yeni bir 17-25 Aralık hazırlığı mı? Bu emniyet ve yargı eliyle yapılmıştı. Bugünkü manzaraya baktığımızda yine emniyet var. Üstelik emniyet müdürleri işin içinde. Serdar Sertçelik suç örgütünün 2 numaralı ismi, aynı zamanda soruşturmada da gizli tanıktı. Hükümete kumpas iddiasını yayınladığı videoyla duyurdu. Elektronik kelepçe takılıyken eğlenceye gitti, yurt dışına kaçtı. Evinden 100 metre uzaklaştığınız anda polis tarafından gözaltına alınırsın. Adliyeye çıkarıp tutuklanıp cezaevine gitmeniz gerekirken adeta kendisine bir göz yumulduğu ortaya çıkıyor. Gizli tanığa bir takım iddiaları imzalaması için, ifadesine eklenmesi için bir kıyak yapıldığını değerlendiriyoruz. Gizli tanığın iddiası kendisinden AK Partili eski bakanlara ve MHP'li üst düzey isimlere yönelik ifadeler verilmesi istendiği. Amaç şu, o dosyayı hazırlatıp AK Parti ittifakını çökertmenin yolunu arayacaklardı. Ezber yaptırıyorlar. Şunun adını söyle, bunun adını söyle, MHP'yi de buraya kat, şunu da kat, bunu da kat diye adeta ezber yaptırıp onu bir kumpasın parçası haline getirmek istiyorlar. Kavga olmasını isteyen bir yaklaşım sergiliyorsanız orada tezgah var, kumpas var, orada operasyon var. Dikkat çeken detaylardan biri de kumpas iddiasında gazeteci Uğur Dündar'ın da adının geçmesi. Sanık Muhammed Kaplan duruşmada suç örgütünün 2 numarası ve gizli tanığı olan Serdar Sertçelik'in Uğur Dündar'la telefonda görüştürüldüğünü öne sürdü. AK Parti'nin iktidar olduğu bir dönemde polisin içerisinde bir grup sürekli muhalif kanallara haber aktarıyor. Bazı muhalif isimlere de bu bilgilerin servis edildiğini, muhalif gazetecilerin bunu gündem yapmaları yönünde bazı girişimler olduğunu gösteriliyor. Irak operasyonu var, Suriye meselesi var, Gazze'ye yönelik Türkiye'nin müthiş bir duruşu var. Bunu yıpratabilmek, bunu itibarsızlaştırabilmek için gene başladılar kumpas kurmaya. Emniyetteki soruşturma üzerinden darbe girişimi iddialarına da tepkiler tabii geldi peş peşe. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ taktikleriyle Cumhurbaşkanı'nın, hükümetin ve siyasilerin hedef alınmasına, bu tuzakların yerle bir edileceği mesajını verdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da soruşturma titizlikle yürüyor dedi. Yaşananlara muhalefetten de tepki var. Arkadaşlar, soruşturmaları takip edelim hep beraber, sonucuna göre hareket ederiz. FETÖ-vari kumpas tartışmasıyla ilgili kurdu bu cümleleri Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. Savcıların titizlikle çalıştığını söyledi. Devam eden kovuşturmalar, yargılamalar var. Bunlarla ilgili hususlar tüm boyutlarıyla titizlikle araştırılıyor. Cumhuriyet savcılarımız iddialarla ilgili konularda gerekli soruşturmaları titizlikle yapıyor. Bakan Tunç, bağımsız yargının kim olduğuna bakmaksızın suç işleyenin üzerine gideceğini belirtti. Bu konuda yargımıza güvenelim. Tarafsız, bağımsız yargımız sıfatı ne olursa olsun suç işleyen, yanlış yapanın üzerine gidecektir. O nedenle hep beraber soruşturmaları, kovuşturmaları
sonuçlarını beklemek lazım. Soruşturmayla ilgili ilk açıklama ise sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı'nı, hükümeti ve siyasileri hedef alan tuzakların yerle bir edileceğini duyurdu. FETÖ-vari taktiklerin işe yaramayacağını vurgularken hangi kurum içinde Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize yönelik bir yapılanma varsa sonuna kadar gidip o yapıları tespit edip adalete teslim edeceğiz ifadelerini kullandı. Açıklamayı yaptık ya. Bir de burada yaparsanız çok seviniriz. Bakan Yerlikaya, müfettişlerin olaylarla ilgili raporu kısa süre içinde tamamlayacağının altını çizdi. Raporu en ince ayrıntısına kadar kamuoyuyla da paylaşacağız dedi. Yerlikaya paylaşımını nasıl bölücü terör örgütü ve FETÖ ile mücadelede hainlerin inlerine kadar girdiysek bu suç odaklarını da saklandıkları her delikten bulup çıkaracağız ifadeleriyle noktaladı. Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın gözaltına alınmasıyla başlayan soruşturmalar sadece iktidar kanadının değil muhalefetin de gündemindeydi. Bir tehdit ve tehlike varsa FETÖ ve PKK ile mücadelede devletimizin yanında duracağız. İnşallah bu sefer herkesin aklı başına gelir, bu tehlikeli terör örgütünden kurtarırız. Devletimizin yanındayız. Biz takipçisiyiz bu konunun ve Türkiye'deki genel adaleti sağlamak noktasında hukukun, yargının doğru işletilmesi hususunda bizim zaten hassasiyetlerimiz mevcut. Arabayı detaylıca arayın. Her yerine. Dünya gündeminin en çok dikkat çeken haberi ise Slovakya'dan geldi. Kabine toplantısından çıkan başbakan bir silahlı saldırının hedefi oldu. Karnına 3 mermi isabet eden Robert Fico'nun durumu ciddi. Ukrayna Savaşı'nın gereksiz olduğunu düşünen başbakana suikast girişimi hem Avrupa'da hem de dünyada gözleri bölgeye çevirdi. Silah sesini duyan büyük bir panikle kaçışmaya başladı. Zira namlunun ucunda Slovakya Başbakanı vardı. Robert Fico korumaları tarafından alelacele araca bindirildi. Gelen ilk bilgilere göre 4 el ateş etti saldırgan. 3'ü başbakanın karnına isabet etti. Robert Fico ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Saldırgan gözaltına alındı. Bence Ukrayna'da savaş 2014'te Ukraynalı faşistler Ukrayna'daki Rus uyruklu vatandaşları öldürünce başladı. Bence Amerikalılar Ukraynalı askerler üzerinden Rusya'ya karşı savaşıyor. Ukrayna savaşının başlamasının ardından çok sayıda Ukraynalı Slovakya'ya akın etmişti. Ukrayna'nın NATO üyeliği 3. Dünya Savaşı'nın temelini oluşturur. Ukrayna Savaşı'nın gereksiz olduğunu düşünen ve bunu dillendirmekten çekinmeyen başbakana silahlı saldırı herkesin gözünü Slovakya'ya çevirdi. CHP'li belediyelerdeki atama krizinden bahsediyoruz günlerdir. Belediyelerde liyakat gözetilmeden yapılan eş, dost ve akraba atamalarından bahsediyoruz. CHP tabanından dahi tepki görmüştü, hatırlayacaksınız. Bunu sadece biz göstermiyoruz tepkiyi. CHP tabanından da tepki var. Özgür Özel o atamaları kabul etmiyor. İlginçtir, benzer haberler de gelmeye devam ediyor. Son adresler İzmir ve Yalova. Özgür Özel'in eline duracak. Efendim, tartışmalı atamaları geri çektirdiğinizi söylemiştiniz. Bursa'da hala göreve devam edenler olduğu söyleniyor. Neler söyleyeceksiniz? ATV senin yerin orasıydı. Beklediğin yere gelmeyin. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir tane eş, dost, akraba ataması yoktur. Bütün bu yalanlara karşı bu özgüvenle mücadele ettik. Atamalardan sadece 4-5 tanesini size söyleyeceğim ve bunları belgeli. Bunları herkes biliyor. Özgür Özel'in yok dediği atamalarla ilgili belge üstüne belge çıkıyor. CHP'li belediyeler eş, dost, akrabaya kadro dağıtmaya devam ediyor. CHP'de bir tane akraba ataması kalmadı. Genelgenin baş takipçisi Genel Başkan Özgür Özel. İlçe başkanı olan Çağdaş Kaya'nın eşi Damla Çelik Kaya Sosyal İşler Müdürü olarak atanmış Sayın Özgür Özel. Belgeleri de var. İstanbul, Bursa, Balıkesir, Afyonkarahisar, Eskişehir, Kırşehir ve Adana'da ortaya çıkan liyakatsiz işe alımların yapıldığı iller listesine İzmir, Denizli ve Yalova da eklendi. Sayın Genel Başkan, baldız ataması vardı, ona değinmediniz. ATV gelsin. ATV diyor ki belediyelerdeki atamalar ne oldu? Hem eşini Bornova Belediyesi'nde Sosyal İşler Müdürü yapıyor, hem de kendisi beyefendi İki yerden maaş alıyor.
Sayın Özgür Özel, haberiniz var mı? Bir araştırın isterseniz. CHP'nin eski Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın eşi Damla Çelik Kaya'yı Bornova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü yaptığını açıkladı. Benzer bir atama haberini Denizli için de verdi. Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Osman Bartal'ın eşi Hülya Bartal, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirilmiş. CHP'nin liyakat skandallarına son eklenen adrese Yalova oldu. Çınarcık Belediye Başkanı CHP'li Avni Kurt, kuzeni Cabir Balkış'ı başkan yardımcısı yaptı. Akaryakıt istasyonlarında fiyat listesinin olduğu tabelada yakıtlar farklı isimlerle ve farklı fiyatla satılıyordu biliyorsunuz. Bundan sonra öyle olmayacak. Tek fiyat düzenlemesi hayata geçti. Artık tüm yakıtlar aynı fiyattan satılacak. Tek fiyat, tek tip satış bence çok doğru bir karar ve doğru bir uygulama. İnsan zaten kafasını karıştırıyor. Tek tip daha iyi olur. Ultra, güçlü, tasarruflu, kimi inceltilmiş, kiminin oktanı daha yüksek. Akaryakıtta kafa karıştıran çeşitler artık bitti. 95 oktan, 98 oktan, Ultra Force ya da Power gibi farklı farklı isimlerle satılıyordu Türkiye genelindeki 13.000 benzin istasyonundaki benzin ya da mazot. Ama artık bu sistem kalkıyor. Yani farklı fiyatlar olmayacak. Bütün fiyatlar aynı olacak. Fiyat farkı zaten çok büyük yoktu ama aradaki incelik farkı daha iyi oldu bizim için. Yani ikisi de aynı şey çıkıyor aslında. Eğer fiyat farkı oluşmazsa bu şekil daha iyi yani. Kararı veren Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu firmalara akaryakıtın zaten yüksek kalitede verilmesini gerekçe gösterdi. Doğrudur. Biz de daha önce iki isim adı altında motorin satışımız vardı. Şimdi o tek tipe döndü. Yük araçlarımız geldiği zaman bize hep düşük kalite veriyorlar yük aracı olduğu için. Araçlarımızın performansı düşüyor. Bu sefer katkı almak zorunda kalıyorduk. Aslında bir nevi aynı paraya geliyordu. Şimdi daha iyi oldu. Peki önceden nasıldı? İşte örneği. İki tane motorim var. Biri düşük kalite, diğeri yüksek kalite. Ancak bugün yürürlüğe girdiği için bu düzenleme henüz ismi kaldırılmadı ama bir tanesinin fiyatı iptal edildi ve sadece tek tip ve tek fiyat uygulaması başladı. Saçma yani. Her yerde sabit olması daha iyi fiyatı. Bir sürü işte değişik isimler adı altında. Müşterilerin de bu konuda kafası karışıyordu. Akaryakıt bayileri farklı katkılarla gelen akaryakıtları tek isim ve tek fiyat üzerinden satabilecek. Normal bir şekilde söylüyoruz biz. Ne diyorsunuz? Mazot diyoruz, atıyorlar zaten. Tabii biraz karışık zaten. Ultrafos mu Ultrafos. Onu kimse de bilmiyordur da muhtemelen. Normal doldu. Yani normal mazot diyoruz, alıyoruz biz. Kırmızı etteki fahiş fiyat artışını önlemek için bir dizi önlem alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni adımların atılacağını sinyalini vermişti dün. Üretimin artırılması fiyatları aşağı çekecek en önemli adımlardan biriydi. Trakya'da dev bir tesis kuruluyor. Arazi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Tarım Kredi Grubu'na kiralandı. Peki bu süreç nasıl işleyecek ve tam hedef ne? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kırklareli'de 1300 dönümlük bir yeri bize kiraladılar. Burada 20 bin baş kapasiteli bir tesis yapıyoruz. Gayri safi milli hasılaya yıllık 200 milyon dolar, cari işlemlere de yıllık yaklaşık 75 milyon dolar bunun katkısı olacak. Yerli bizim vatandaşımız ürettiği zaman hem üretici kazanır, hem de alan daha uygun alır. Tarım Kredi Grubu artan et fiyatlarını düşürmek için harekete geçti. Trakya'da kurulacak tesis için kollar sıvandı. Sperma ve embriyo işi yapacağız burada. Yılda 1 milyon ton dışarıdan sperma alınıyor. Biz bunu burada üreteceğiz. Hem ithalatı kısmış olacağız hem daha ekonomik yapmış olacağız. Yıllık 5.000, 10.000 üreteceğiz. Bunları işte vereceğiz vatandaşa. Bu tesisi hayata geçireceğiz. Çok güzel bir durum gibi gözüküyor. Çünkü etin fiyatı malum. Ucuz mal satamıyoruz. Gelişi pahalı, maliyeti yüksek. Avrupa'dan geliyor zaten çoğu ürünler. Yerli ile yurt dışı arasında %30, %40'lık bir rakamlar oynuyor. Ama öyle bir şey olursa ileri dönemde hem biz esnaflar için hem de vatandaşlar için çok güzel olur. Bizim aldığımız karkas fiyatları da düşecek. Tezgahımıza yansıyacak bütün bir fiyatlar. Alışımız düşer. Biz de vatandaşımıza daha uygun fiyatlı
sunarız tabii ki etlerimizi. Avrupa İstatistik Ofisi'nin 2022 verilerine göre Türkiye Avrupa Birliği ülkeleri arasında hayvan varlığıyla önde. AB ülkelerinde toplam büyükbaş hayvan sayısı 74 milyon 799 binken Türkiye 17 milyon 24 bin büyükbaş hayvan sayısıyla zirvede. Küçükbaş hayvan varlığında da liderliğini koruyan Türkiye 11 milyon 578 bin keçiyle Avrupa Birliği ülkelerinin toplamını geride bıraktı. Peki bu öneri ne zaman vatandaşın cebine yansır? Yapacağımız yatırım orta uzun vadeli bir şey. İleride mutlaka çok katkısı olacak. Tarım kredi. Hayvansal tarafta da endüstriyel anlamda güçlü bir büyüme startı vermiştir. Fiyatı dengeler olur. Fiyat otomatikmen stabil hale gelir. Daha ekonomik olur. Yerli üretiriz. Adana'da oğullarını evlendiren yaşlı çift Bursa'daki evlerine dönerken kaza yaptı. Bariyere çarpıp takla atan araçta kızlarıyla birlikte can verdiler. Düğün evi yas evi oldu. En mutlu gününe, düğününe tanıklık eden anne babası eve dönüş yolunda hayatını kaybetti. Çiçeği burnunda damat yıkıldı. Bu hayatı yaşarsak güzel bir şekilde bizlere ölüm gelecek. Halil Emriye Yılmaz çifti küçük oğulları Volkan'ı evlendirmek için Adana'ya gitmişti. Düğünden sonra Bursa'ya dönmek üzere yola çıktılar. Yanlarında kızları ve eşi de vardı. Şaban Turan'ın kullandığı araç başkentten geçerken kontrolden çıktı, bariyere çarpıp takla attı. Yaşlı çiftle kızları orada can verdi. Dünyadaki işlerimizi bitirdik. Artık son yolculuğumuza çıkıyoruz. Kaza haberi düğün evini yas evine döndürdü. Volkan Yılmaz anne babasının Rize'de düzenlenen cenaze töreninde en önde saf tutarken ayakta duracak gücü yoktu. Yaşlı çift gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı. Aynı saatlerde Bursa'da da kızları Handan Turan için tören vardı. İstanbul Havalimanı'na ayak basan şüpheli iki yolcuyu takipteydi polis. Dubai'den havalanan uçak piste teker koyduktan sonra harekete geçtiler. İki İsrail turistin çantasından tam 73 kilogram külçe altın çıktı. Operasyonun görüntüleri de var. Şüphelendikleri yolcuyu takibe aldılar, bebeği sevme bahanesiyle yaklaştılar, külçe altın dolu çantaları ele geçirdiler. Akıllara durgunluk veren olay İstanbul Havalimanı'nda yaşandı. Kayıt dışı altını yurda sokmak isteyen turistler polisin takibine takıldı. İstanbul Havalimanı'nda çalışan emniyet ekipleri 21 Nisan günü Dubai'den İstanbul'a gelen İsrail'li kadın ve erkeği önce yakın takibe aldı. Adım adım takip eden emniyet ekipleri harekete geçmek için doğru anı bekledi. Şüpheliler X-ray cihazına geldiğinde harekete geçildi. Kontrol esnasında sinyal alan polisler bebek arabasında bulunan çocuğu severken ayağıyla da arabanın altını kontrol ettiği ve gizlenmiş bir çanta buldu. Yurt dışından ülkeye ziynet eşya, döviz gibi eşyaların sokulması belli şartlara, belli miktarlara tabidir. Ekipler o çantada Türkiye'ye kaçak yolla sokulmak istenen piyasa değeri yaklaşık 180 milyon olan 73 kilo külçe altın buldular. Külçe altın ise işlenmemiş altın olarak kabul edilir. Bu külçe altının ülkeye sokulmasını ancak İstanbul Altın Borsası'na üye olan, Merkez Bankası'na üye olan kuruluşlar tarafından gerçekleştirilebilir. Şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. Külçe altınlara ise el konuldu. Herhangi bir şekilde sayısı fazla veya kalibresi gramı fazla olan bir durum varsa Gümrük Müdürlüğü'ne bildirilmesi gerekir. Bunun dışında da cezalar önümüze çıkar. Günlerdir kayıp olarak aranan Şaban Ataş'ın eski eşi itirafçı olmuş. O adamın cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Emine Karabulut canlı yayında cansız bedenin saklandığı yeri de göstermişti. Katil zanlısının adı belli ancak aile üyeleri de gözaltında.
dayanamadı, arkasından vurdu. Çamaşır ipini aldı, hemen boynuna doladı. Morarmıştı artık Şaban. Acı haber kayboluşundan 53 gün sonra gelmiş, Şaban Ataş'ın cinayete kurban gittiği eski eşinin itirafıyla ortaya çıkmıştı. Ben olayın şokunda direkt ben oğlumu kaldırdım. Yüzüstü yatarken gördüm işte. Babanı. Aynen. Sonra bana kaldıracağız, götüreceğiz dediler. Emine Karabulut o itirafında kocamı sevgilim öldürdü diyerek gönül ilişkisi yaşadığı Burhanettin Öztürk'e hedef gösterdi. Burhanettin Bey, biz yayın sonrası Emine ile baş başa kaldığımızda bana o sabah yaşanan her şeyi anlattı. Nasıl yani? Emine'ye sorun isterseniz. Ben her şeyi anlattım. Bana küfürlü, hakaretli edince Burhan da dayanamayaraktan Mert'in beyzbol sopası var, onunla kafasına vuruyor. Yok öyle bir şey olmadı. Yani sizi öldürmediniz. Hayır, ne alakası var? Burhan amcan kabul etmiyor hiçbirini. Bilmiyorum ben onu, niye kabul etmiyor? Bir yanda itiraf, diğer yanda inkar olsa da şüpheler ortada, ortaklaşa işlenen bir cinayete işaret ediyordu. Yayınımız bir cinayet itirafıyla başladı, bitti. Cinayet itirafı, daha sonra ne yazık ki 53 gündür aradığımız Şaban Ataş'ın öldürüldüğü ortaya çıktıktan sonra cesedinin bulunduğu yer ve tutuklamalar. Burada tabii bir de 85 yaşında bir hanımefendi var. O da Emine'nin annesi. Anne, iki oğlu ve Burhanettin gözaltına alınırken Muğla'da da Dur Kadın Hanım alındı. Hiç alakam yok diyor tabii. Ortaya çıkan yeni detaylar o şüpheyi doğruluyordu. Emine Burhanettin öldürdü dedi. Burhanettin ben çıktım gittim evden. Hiç haberim yoktu dedi. Ama şurada Emine haklı çıktı. Sabah 5'te Emine demişti ya, biz cinayeti işledik işte, sonra gittik yaylaya attık, sonra tekrar Şaban Burhanettin'le beraber Şaban'ı attığımız yere gittik, ben üzerine taşlarla örttüm diye. Evet. Gerçekten ETS'e kayıtlarında o var. O gece çıkmışlar beraber. Burhanettin Bey'le mi gitmişler? Burhanettin'le beraber gitmişler. Yani HTS kayıtlarında var o. Şu ana kadar bildiğim kadarıyla Burhanettin hala da cinayeti işlemediğini iddia ediyor. 5 kişinin gözaltı süreci devam ederken geriye yanıt bekleyen sorular kaldı. Burhanettin'in bu olayla ama şu kadarcık ilgisi varsa gerçekten bu oyunculuk performansına herhalde benim bütün oyuncu dostlarım da şapka çıkarırlar. İlginç bir hikayeyle devam edeceğiz. Samsun'da yaşayan 67 yaşındaki Şaban Er eczaneye ilaç almaya gitmişti ama kayıtlara ölü olarak geçtiği için ilaç verilmedi. Büyük şok yaşadı tabii. Şimdi hayatta olduğunu ispatlamaya çalışıyor. Elhamdülillah sağlıklıyız ama görünüşte ama resmiyette ölü görüküyoruz. Her gün balkonda karşımda duran bir adam. Ama kayıt dışı olmuş Şaban abimiz ya. İlaç almak için gittiği eczanede öldüğünü öğrendi. Yaşadığı şokla soluğu nüfus müdürlüğünde aldı. Verilen ölüm belgesiyle şaşkınlığı ikiye katlandı. Acaba diyor, gerçek mi yoksa rüyada mıyım? Rüyada mıyım? Psikolojim de bozuk. Yattığımdan, gezdiğimden, hiçbir uyuduğumdan hiçbir zevk almış da değilim. Şaban Er 67 yaşında eczaneden ilaç almaya girdiğinde artık ilaçlarını alamayacağını öğrendi. Çünkü o artık resmi kayıtlara göre ölüydü. İlaç yazdığım gün hastaneye bir hasta gidiyor. Onun adı da Şaban, soyadı da Er. Vefat ediyor. Rapor düzenlerken benim adım geçti. Adamı zaten yaşarken öldürdüler. Adam kıpkırmızı olmuş, ne yapacağını bilmiyor, bir iş yapamıyor. Ondan sonra beni öldürmüşler diye, ben ne zaman canlanacağım diye. Biz de Şaban abi şimdi görmemezlikten geliyoruz, ölüymüş gibi davranıyoruz. Samsun'da yaşayan Şaban Er kayıtlara ölü olarak geçtiği için emekli maaşını çekemiyor, eczaneden ilaç alamıyor, hatta korkudan aracını dahi kullanamıyor. Bazı sorduğum polis arkadaşların şeyine göre arabayı kullanma. Gerçi ölüye ceza yazılmaz ama araban kenara çekilir. Bir yaşayan bir şoför isterler, yani çektirirler dediler. Siz bakmayın Şaban Er'in böyle karşımızda kanlı canlı durmasında. Aslında resmi kayıtlara göre o bir ölü ve bu durumun en kısa sürede düzelmesini istiyor. Ölü olmadığı ispat edilirse tatlı var. Eğer gerçekten ölü olursa tabii ölü elbası var. Sırada dünyadan haber turu var. İsrail soykırım için saldırıyor, Kassam Tugayları direniyor.
Direniş, İsrail tanklarına sıfır noktasından gerçekleştirdiği saldırı anlarını paylaştı. Allahu Akbar. Arazideki tünellerden çıkan Filistinli savaşçılar işgal ordusunu gafil avladı. Kassam Tugayları ele geçirdikleri robot askerin görüntülerini de paylaştı. Amsterdam Üniversitesi'nde artan Gazze eylemleri nedeniyle yönetim eğitime 2 gün ara verdi. Öğrencilerin siz sahte gazetecilersiniz, biz El Cezire gazetecilerini, gerçek gazetecileri istiyoruz ifadeleri söze gerek bırakmadı. Dünya iki aktif savaşın tanığı, ancak Amerikan Dışişleri Bakanı pek oralı değil gibi. Zelenski görüşmesi sonrası Kiev'de bir barda sahneye çıkan Blinken'a sosyal medya kullanıcıları ülkesinin iki savaşında finansörü olduğunu hatırlattı. Voilà gros braquage au PS. Trop busy. Sadece Fransa'yı değil gören herkesi şaşkına çeviren bu görüntü de sosyal medyanın gündeminde. Sinek lakaplı Muhammed Amra'yı hakim karşısına çıkarmak üzere ilerleyen cezaevi minibüsü korkunç bir pusunun ortasında kaldı. Karayolu gişelerindeki yaylım ateşinde 2 gardiyan hayatını kaybetti, 3'ü de ağır yaralandı. Fransız güvenlik güçleri şimdi her yerde firari uyuşturucu baronunu arıyor. Çok bezi. Rus yanlısı mı kalacağız yoksa yüzümüzü batıya mı döneceğiz diyenler olarak ülkeyi ikiye bölen yabancı etkinin şeffaflığı yasa tasarısı 3. okumada onaylandı. Ancak hem sokaklarda hem de mecliste büyük gerilim vardı. Yasaya göre yıllık finansmanın %20'sinden fazlası yurt dışından gelen medya ve sivil toplum örgütleri her yıl kendilerini yabancı ajan olarak kaydettirmek zorunda kalacak. Protestocular Batı medyasının ülkeyi terk edeceği ve Rus etkisinin artacağı görüşünde. İstanbul Çatalca'daki İncez Mağarası turistlerin gözde adreslerinden biri. Hatta usta oyuncu Kemal Sunal'ın filmlerine de ev sahipliği yapmıştı. Kaderine terk edilince içler acısı bir hale geldi. Arkadaşlarım bugün oradaydı. İşte karşılaştıkları tablo. Kemal Sunal filmleriyle büyüdüğümüz için. Azıcık kız kaçırdım da. Hele Yiğit hele. Kimin kızını kaçırdın? Davaro filmini bildiğimiz için. Ulan ne arıyorsun bu dağ başında? Kader işte. Daha farklı, daha güzel bekledim. Umduğumuz gibi olmadı. Burası Çatalca'daki İnceyiz Mağarası. Türkiye'nin en eski apartmanı. Yapısı, muhteşem manzarasıyla turistlerin de ilgi odağı. Usta oyuncu Kemal Sunal'ın Davaro ve Salako filmlerine de sahne olmuştu burası. Ama şimdilerde içler acısı halde. Güvenliği var, her yer tertemiz ve turist yağıyor demeyi elbette isterdik ama maalesef manzara hiç de öyle değil. Burası Kemal Sunal'ın Davaro filminin çekildiği İnceyiz Mağarası ve görüntüler kelimenin tam anlamıyla şok edici. Her yer yakılmış, yıkılmış, duvarlar kazınmış, yazılar yazılmış ve tam anlamıyla kaderine terk edilmiş. Allah'tan hak mıdır bu memo? Herkes ganimeti paylaşır. Yalnız ben hiçbir şey almıyorum. Bakımsız. Pislikten başka bir şey gördüğümüz yok yani. İnsanlarımızın kullanım şekli çok kötü. Kültürel mirasımıza sahip çıkamıyoruz. Kemal Sunal'ın hatıraları var burada. Hatıralarına dair de hiçbir şey yok maalesef. Vallahi ben de gider kanını almadığını söylerim ha. Vallahi sen onu dirsen ben de paranda gözü var alıp kaçacak derim. Burası son derece sahipsiz olduğu için özellikle geceleri de madde bağımlılarının yuvası haline gelmiş durumda. Her yerde ateş yakılmış, her yerde yaşam malzemeleri var. Misafirlerim var, Bitlis'ten geldiler. Onları buraya gezdirmek için getirdim. Geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan İnceyiz Mağarası'nın çevresinde hiçbir koruma ve güvenlik önlemi yok. Daha bakımlı hayal ediyorduk. Umduğumuz gibi olmadı. Umarız yetkililer buradan bizi duyar ve burada güzel bir restorasyon çalışması yapılır. Futbol severler hafta sonu oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini beklerken
Sarı Lacivertli cephede saha dışında önemli bir gelişme oldu bugün. 20 yıl Fenerbahçe başkanlığı yapan Aziz Yıldırım 6 yıl aradan sonra yeniden başkanlığa aday oldu. Ali Koç'a Hodri Meydan dedi bir manada. Yıldırım dünyaca ünlü teknik adam Mourinho'yla da görüştüğünü açıkladı. Ben şampiyon yapmaya geliyorum. Çocukları mutlu edeceğiz. Hep beraber mutlu olacağız, hep beraber. Şampiyon yapmaya geliyorum dedi, 6 yılın ardından neden Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Önce neden başkanlığa aday oldum? Onu söyleyeyim, hiç niyetim yoktu. Keyfim yerinde. Para da kazanıyorum. İşleri de tıkırına koyduk yani. Ama Fenerbahçe'de bazı sıkıntılar var, onu gördüm. Mecbur kaldım yani. Mevcut başkan Ali Koç'un ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar açıklamasına da sert çıkan Aziz Yıldırım rakibini kendi başarısızlığını örtbas etmekle suçladı. Gelinen noktada mevcut başkan ben Fenerbahçe'nin başkanı olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar dedi. Hep beraber duyduk. Bu ne demek? Ali Koç Fenerbahçe'nin başkanı olduğu sürece Fenerbahçe şampiyon olamayacak demek. Ben bir laf üzerine geliyorum. Fenerbahçe'yi ben varken şampiyon yapamazlar. Aziz Yıldırım seçilmesi halinde prensipte anlaştığı dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili planını da açıkladı. 9 Haziran'da seçim olacak. 9 Haziran'a kadar Mourinho'nu bekler mi beklemez mi? O da bir soru işareti. Eğer onlar da Mourinho ile ilgili çalışmayı düşünüyorlarsa gitsinler. Mourinho ile imzayı atsınlar. Ben seçilirsem benle devam. O seçilirse onunla devam. Ve biz kaybedersek, Mourinho'nun parasının yarısını ödemeyi de taahhüt ediyorum. Hadi. Hadi bakalım Fenerbahçe'ye. Kurban Bayramı'na neredeyse bir ay gibi bir zaman kaldı. Henüz büyük şehirlerde kurban pazarları kurulmadı. Ama Anadolu'da pek çok noktada satışlar şimdiden başladı. İşte Erzurum'daki kurban pazarından sıkı pazarlıklar ve kurban fiyatları. Evet. Tosunumuzun ismi Kıvanç. Diğeri de Kıvanç'tan daha yakışıklı olmamasına rağmen ismini Antonio Banderas koyduk. İsmi nedir peki? Paşa. Paşası, Kıvancı, Antonio Banderas'ı. Kimi ismini rengine göre, kimi ise endamına göre aldı. Bu pazarın, en nadide hayvanı bu. Şu anda bulunduğumuz kurban pazarındaki en gözde, en nadide kurbanlık Paşa isimli işte bu tosun. Toplam ağırlığı 850 kilo ve 210 bin liraya alıcılarını bekliyor. Burası Erzurum'daki canlı hayvan pazarı. Kurban Bayramı yaklaştıkça pazardaki hareketlilik de arttı. Erzurum'un kurbanı doğar. Dağda otluyor, dışarının kurbanı küspe yiyor. Erzurum canlı hayvan pazarında görücüye çıkan işte bu kurbanlık 650 kilo. Fiyatı ise 160 bin lira. Ancak bu kurbanlık İstanbul'a gönderilirse fiyatı 200 bin liraya kadar çıkabiliyor. Nakliyesi var, çadır parası var, çoban parası var, yem tabii orada daha pahalı olduğu için yem farklılığı var. Biz düneyin buradan hayvan yolladık İstanbul'a, 50 bin lira nakliye parası verdik. Bayram yaklaştıkça fiyatların artmasından endişe edenler şimdiden pazarlığa girişmiş durumda. Baba bu tosuna 160 lira. Çok dedin ya. Yok demedim kardeş. Yakışıklı tosun. 150 lira. Yok. Güzel. Ya 150. Evet. Allah eylesin. Allah. Küçükbaş hayvan fiyatları ise ortalama 10 bin liradan başlıyor. Fiyatların bayram yaklaştıkça artması bekleniyor. Arkada bir eti koyunumuz var. 12, 13, 14, 15 milyar. Bayrama giderse bayramda 16, 17'yi bulur. Hem tiyatro sahnesinin hem de Türk sinemasının acı kaybı. Bugüne kadar hayat verdiği karakterler ve mütevazı tavrıyla gönlümüze taht kurmuştu Ayten Gökçer. 84 yaşında hayatını kaybeden sanatçı bugün dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Beraber girmeyelim. Benden önemli mi bu baba? Hayır.
Türk sinemasının ve tiyatrosunun usta ismi Ayten Gökçer dün hayatını kaybetmişti. 84 yaşındaki sanatçı bugün son yolculuğuna uğurlandı. Ya Rabbim gani gani rahmet eylesin. Allah mekanını cennet eylesin. Ayten ablayı çok uzun yıllardır tanırım. Cüneyt hocam da çok özel bir insandı. Şimdi birbirlerine kavuştular, nurlar içinde yatsınlar diyorum. Çok sayıda film, dizi ve tiyatro oyununda sayısız karakteri canlandıran Ayten Gökçer, cenaze namazının ardından Zincirlikuyu mezarlığına defnedildi. Aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bunca yıl hayatını yalnız ve yalnız tiyatroya adamış. Bütün bunlar bir kenara. Çok iyi bir anne, çok iyi bir dost. Ülkemin başı sağ olsun. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül ve birçok ünlü isim usta ismi son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Çok sevdim dedi, çok sevildim dedi. Bir gün bana bir şey olursa sakın üzülmeyin dedi. Bugün sanat camiamız adına yine çok acı bir gün. Çok önemli bir değerimizi kaybettik. Memleketimizin başı sağ olsun. Şimdi bir araya gideceğiz ama sonrasında Kuruluş Osman. Az sonra yeni bölümünü ekranlarda olacak. Aranın ardından kapanışın buradayız. Bültenimizin sonuna geldik. Haberin merkezinden iyi akşamlar.